işin var burada? Sen mi çağırdın Toprağı? Yok, hayır. Kimse beni aramadı Çınar. Ben kendim geldim. Ya biz niye buradayız? Hangi ara buraya geldik? Anlamadım ki. Çok içmiştin. İyi değildin. Ben de bu halde eve gitmen sorun olur diye düşündüm. Buraya getirdim. Yani kendine geldiğinde eve geri bırakacaktım. Öyle mi? Peki neden sana Çınar burada mı dediğimde hayır dedin? Dışarı çıkar mısın? Babamla yalnız kalmak istiyorum. Aranızdaki sorun büyümesin istedim. Bir sürü şey yaşamışsınız, yeterince gerilmişsiniz. Dün evde birlikte çalıştığımızı duyunca kızmışsın Çınar'a. Ben de ne bileyim, söyleyemedim. Çınar, keşke bu konuştuklarımız aramızda kalsaydı. Baba, duyuyor musun beni? Bak. Oğlum burada. Kerem burada baba. Haluk'un babası olduğunu kim söyledi? Her şey mahvoldu. Of ya ben... Toprak hiç iyi değilim. Nefesim yetmiyor sanki. Ben bu hale nasıl geldim bilmiyorum. Kendini kaybedecek kadar içmişsin demek ki. Ya ben taksiye binip eve geliyordum. Gerçi sen beni böyle görünce kızarsın diye beni buraya getirmiş Azra, sağ olsun. Arkamı toplamak için. Tabii ki. Yani başka ne amacım olabilir ki? Aranız fazla gerilmesin istedim ama yanlış anlaşıldım. Yani Çınar Bey'in üzülmesini istemem. Ama senin üzülmeni hiç istemem Toprak. Sen benim için değerlisin. Art niyetim olması mümkün değil. Ayrıca öyle bir şey olsa ben bunu Kerem'e nasıl anlatırım? O zaman bir daha sana bir şey sorduğumda lütfen bana dürüstçe cevap ver. Beni bir kere araman yeterliydi. Çınar ne halde olursa olsun ben gelip alırdım kocamı. Çınar, sen de ayıldıysan lütfen gidelim buradan.
defa içmiyorum ki. Sonra ben de çektim kapıyı çıktım Okan'ın yanından. Anlayacağın işim de yok artık. Altınlar da gitti. Eğer beni bir daha görmek istemezsen anlarım Şerim. Ama gerçekleri bil dedim. Dımdızlak çıktım karşına. Sen bana inandın, güvendin ama ben adam olamadım işte. İsmi ne? Bora. Gerçekten iyi değilim. Seni üzmek, kızdırmak istemezdim inan. Sen de o zaman bir daha o eve gitme Çınar. Ne olursa olsun bir daha o eve asla gitme. Hayatım, vallahi billahi bilmiyordum oraya gittiğimizi. Daha yeni yeni kendime geliyorum inan. Hem kızın da kötü bir niyeti yoktu. Ama benim o evde bir sürü kötü anım var. Sen ne zaman o eve gitsen bizim hep aramız bozuldu. Ayrıca sen Azra ile iş arkadaşı değil misin? O zaman sadece iş yerinde görüşün. Mecbur kalıp dışarı çıktığınızda da bizim özel hayatımızı, kavgalarımızı paylaşmayın lütfen. Kerem. Hayatım, dinle beni ne olur. Neyini dinleyeceğim anne? Babamı benden neden gizlediğini mi? He? İnan ben senin için yaptım. Üzülmeni istemedim hayatım. Şimdi üzülmediğimi mi düşünüyorsun? He? Babam içeride ölüyor anne. Ve sen onunla geçireceğim 3-5 günü bana fazla gördün. Kerem. Ama yalanım buraya kadarmış. Babamın yanındayım işte. Necip Bey'in sayesinde. Kerem'e Haluk'u söyleyen siz miydiniz? Ben anamla konuştum. Yarın oğlanı da alıp Ürgüp'e gidiyorum. Ama izin verirsen bu gece burada kalalım. Çocuğu uyandırmayayım dedim. Ben harbiden mutlu olacağım. Seni de mutlu edeceğim sandım. Hakkını helal et. Konusunda bu yüzden bu kadar anlayışlıydınız değil mi? Benden intikam almak için. Zümrüt Hanım, inanın niyetim bu değildi. Ben bunu Kerem için yaptım. Kerem için öyle mi? Siz dalga mı geçiyorsunuz? Görmüyor musunuz ne hale geldiğini, nasıl üzüldüğünü? Zümrüt Hanım, lütfen. Bırak.
İnanamıyorum. Oğlumla aramıza girmeye nasıl cüret edersiniz? Kerem'i bana düşman mı etmek istiyorsunuz siz? Sizden nefret ediyorum. Gelmiyor musun? Ben biraz bahçede oturacağım. İyi tamam hadi gel. Çınar biraz yalnız kalmak istiyorum lütfen. Peki. Ne olur. Hava çok soğuk. Bunu al hadi. Hava soğuk. Teşekkür ederim. Çok fazla kalma. Tamam gelirim hemen. Tanısaydım seni. Keşke ilk uçurtmamı sen yapsaydın bana. Keşke dur oğlum yapma deseydin. Ne olur baba. Ne olur babacığım. Son bir kez bak bana. Son bir kez. Duy sesimi. Lütfen babacığım. Son bir kez babacığım diyeyim sana. Biliyordum. Beni duyacağını biliyordum. Doktor! Baba! Baba lütfen. Geri çekilin. Lütfen. Lütfen yanım. Ne oluyor? Geri çekilin. Ne oluyor doktor? Ne oluyor doktor? Ne oluyor söylesene. Baba, babacığım lütfen. Baba, doktor bir şeyler yapsana doktor! Baba lütfen. Hadi. Kalp ritmi çok düzensiz. Hayır şimdi olmaz. Hayır şimdi olmaz. Maalesef delikanlı. Yapabileceğimiz bir şey yok. Bünyesi çok zayıf zaten. Az önce elimi sıktı. Hayır olamaz. Babacığım lütfen. Babacığım lütfen. Baba. 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 Ne yazık ki hastayı kaybettik. Sus! Ölüm saati 11:23. Babacığım burada. Buradayım babacığım. Kerem ne olur yapma Kerem. Git!
Gelin Zümrüt Hanım. Delikanlıyı babasıyla yalnız bırakın lütfen. Yapma, yapma, git! Babacığım. Babacığım gitme lütfen. Ben de çok yanlış. Babacığım. Akşam Çınar Bey bir tavuk çorbası yaptı. O bile gözümü açmama yetti. Çınar Bey ısrar edince sana alayım diye ben de kıramadım. Babalık edemedim sana. Yanımda olamadım. Ama sen beni affet. Andolsun bir daha seni hiç bırakmayacağım. İmzalamaları gerekiyormuş da efendim. Siz mi ilgileneceksiniz? Ben ilgilenirim. Toprak, iyi misin hayat? İyiyim. Sen nasıl oldun, nasıl oldu başın? Vallahi ilaç aldım ama hala beynim zonkluyor hayatım. Yukarı çıkalım mı artık? Tamam, nasıl istersen.
Nasıl güzeller değil mi? Öyle saf, tertemiz. Biz büyüdüğümüz halde hala safız. Kimse için kötü düşünmüyoruz. Herkes kendimiz gibi biliyoruz. Mesela sen koskoca şirket yönetiyorsun. Altında bir sürü insan çalışıyor. Her çeşit insanla muhatap oluyorsun. Ama başına ne gelirse gelsin insanlara güvenmekten asla vazgeçmiyorsun. Sen de öylesin. Hem güvenmek kötü bir şey değil ki. Değil tabii ki de. Yani başımıza gelenleri unutmayıp bunlardan ders çıkardığımız sürece değil. Bu da nereden çıktı şimdi? Hiç. Bahçede düşündüm. Bu kadar çok benzediğimiz için birbirimizi çok seviyoruz biz. Seni de böyle meşgul ettim ama inan ki gidecek başka bir yerim yok. Dert değil canım. Daha iyisin ama değil mi? Ne kadar iyi olunursa o kadar işte. Çok iyi geldin bana. Demek annenle baban seneler sonra yeniden karşılaştılar. Hayat ne tuhaf. Evet. Gerçekten tuhaf. Asra. Bu konu aramızda kalsın, tamam mı? Tabii ki, merak etme. Neyse. Ben kalkayım artık. Huzursuz olmanı istemem. Kerem. Gitme kal istersen. Yani böyle gitmene izin veremem. Gelir öyle mi? Siz Kerem'in ne yaşadığının farkında mısınız Necip Bey? Bu ne işe yaradı? Babasının olduğunu öğrenerek hayatı daha mı güzel oldu? Daha bir anlam mı kazandı? Hayır. Ben size söyleyeyim. Sadece acı çekiyor şu anda oğlum. Olan bu işte. Zümrüt Hanım, ben Tibet'in oğlum olduğunu öğrendim. Belki de bu yüzden Kerem'in babasını ölmeden tanımasını istedim. Vicdanınızı temizlemek için Kerem'i mi kullanıyorsunuz? Bakın Necip Bey, oğlunuz ortaya çıkmış olabilir. Ama bu ne sizin, ne de Haluk'un baba olduğunu gösterir. O çocuklar siz yanlarında yokken büyüdüler.
Bu saatten sonra babayım diye çıkmışsınız, ne fayda? Bu yaptığınız çok zalimce bir hareket. Çınar. Beni giy. Arabaya gel. Tamam, hadi parka da gideceğiz. Hem Toprak anne bu sürprize bayılacak. Çok sevinecek, öyle değil mi? Hadi bakalım. Çınar. Hayatım. Üst silahşörler ve ben seni gezmeye götürüyoruz. Nereye gidiyoruz peki? Üst silahşörlerin kesin emri var, söyleyemem. Tamam, emirlerine uyalım o zaman. Buyurun hanımefendi. Hadi bakalım. Bıraksana. Bırak. Bıraksana oğlumu. Bora. Bora! Sen ne güzel bir hatunsun. Uyuyamamış herhalde. Korkup yanıma gelmiş. Sen de yanımıza yatsana Sıtkı. Gitmeyin. Sen hakikaten eli öpülecek hatunsun şu an. Hoş geldiniz Çınar Bey. Masanız hazır. Hoş bulduk, sağ olun. Ben karar verirsin. Hoş buldum bir tarafa. Ne kadar güzel bir yermiş burası. Vallahi silahşörler seçti, ben değil. En güzel masayı ayırtmışlar sana. Teşekkür ederim. Sen de, sen de, sen de dur. Sen de tabii ki de. Hadi bakayım. Aha, aferin benim kızıma. Ne kadar şanslı bir adamım ben. Senin gibi içi dışı güzel bir kadına sahibim. Baksana, sayende kocaman bir aile olduk. Ben sensiz bir içim toprak. Sen benim her şeyimsin. Sana yemin ediyorum, bir daha kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğim. Biliyorum. Efendim kızım. Necip Bey, Doktor Selim Bey geldi efendim. İçeri gönder. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Buyurun. Zarfı açmama gerek yok. Siz söyleyin bana. Sonuç nedir? Daha önce yapılan testi incelettim. Ayrıca biz de test yaptık. Sonuç kesin. Tibet Aksoy sizin oğlunuz. Anladım. Hata payı yok yani. Hayır efendim. Tamam, teşekkür ederim. Çınar, peçete de verir misin? Çınar. Peçete. Ne affedersin hayatım. Ah, dalmışım. Senin canın bir şeye mi sıkkın? Şu Tibet olayını düşünüyordum. Ya baksana Kaan'a, Çınar, Berke, Lale'ye. Bir aradalar. Kardeş kardeş büyüyecekler. Oysa ben de Tibet'in arasına koca yıllar girmiş. Benim için bir yabancı artık. Ne kadar yazık değil mi? Haklısın ama kendine biraz zaman ver bence. Daha yeni öğrendin. Evet, doğru söylüyorsun ama insanın kardeşine bu kadar yabancı olması çok tuhaf. Nevzat abinin kamyoneti girmedi sokağa. Bir el attı, şu malzemeyi taşıyalım. Tamam Ahmet abi. Aslıcığım, kuzum dayın da geldiğine göre olanlar çalışsınlar. Sen bana ütüde yardım et kızım. Ama anne, Tibet cupcake'lerden sonra bana New York cheesecake yapmayı öğretecekti. Yarın öğretir çocuğum, hadi. Azra'nın ofiste mi Çiğdem? Hayır efendim. Bugün izin almış. Evden çalışacakmış. Ha öyle mi? Tamam. Bir notunuz varsa ben ileteyim Toprak Hanım. Yok hayır yok. Kolay gelsin. Görüşürüz. Evet. Hayatım. Hesap tamam. İstediğin zaman kalkabiliriz. Tamam kalkabilirim. Ne yapacaksın bugün? İşler yoğun mu kreşte? Yok çok yoğun değil. Hadi al bakalım bir tane daha. Al bakalım. Bir ara ben de gelirim. Şu muhasebe defterine bakarız. Tabii olur. Yalnız benim bir dışarı çıkmam lazım. Konuşalım. Tamam. Hadi kalkalım. Hadi at ağzına. Gidiyoruz. Hay Allah ya. Pilavla yoğurttan da yemedi mi oğlan? Yok, yemedi ya. Önce bir kızdım, sonra şebeklik ettim. Ne yaptıysam yemedi. Gittim içeri yatırdım ben de. Ya burnu da akıyor. Acaba doktora mı götürsem Şerma? Ay bir götür istersen Sıtkı. Şimdi kapatıyorum ben. Konuşuruz sonra. Tamam. Şermin. Bunun dibini tutturmuşsun. Bak Şermin, zaten geç geliyorsun. Geldiğinde de lak lak telefondasın. Vallahi bıktım artık seni kollamaktan Şermin. Ya her işe yetişeceğim diye belim koptu. Ay Mürüvvet, ne olur kusura bakma. Biliyorum çok haklısın. Ben şimdi hemen yeni çorba yapacağım. Sen git biraz dinlen. Bugün ütüyü de ben yaparım, tamam mı? Hadi ne olur.
Toprak. Merhaba Azra, müsait misin? Tabii, gelsene. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Kaç yıl oldu. Keşke bu vesileyle görüşmeseydik. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ ol Mehmet. Sağ olun. Burada mı aile olacaktık anne? Mezarlıkta mı? Her şey buz gibi. Bu toprak, bu taş, kalbim. Çok canım yanıyor. Yalnızlıktan çok canım yanıyor. Böyle konuşma lütfen. Yanında ben varım. Kerem. Afiyet olsun. Sağ ol. Gerçi sen çalışıyordun sanırım. Yok, hiç önemli değil. Aslında ben buraya senden özür dilemek için geldim. Özür mü? Dün akşam sana biraz ters davrandım. Çınar'ı çok merak etmiştim. Burada bulunca da biraz kızdım. Çınar Bey gerçekten çok içmişti. Dün de söyledim ya. Biliyorum. Sana çok teşekkür ederim. Hiç önemli değil. Yani senin için sorun olmamasına çok sevindim. Şimdi senin de hayatında biri var. Evet. Kerem'e giderek bağlandıkça beni daha iyi anlayacaksın. Yani nerede, kiminle, ne yapıyor? Aklın hep onda kalacak. Haklısın. Siz Kerem'le bu proje esnasında tanıştınız değil mi? Evet. İyi ki tanışmışsınız. Ben sizi çok yakıştırdım. Sağ ol Toprak. Oğlum müsait miydin? Tabii. DNA testini tekrar yaptırdım. Tibet gerçekten benim... Baba, sen gerçekten bu olayı hatırlıyor musun? Yoksa hatırlamak mı istemiyorsun? Sahiden hatırlamıyorum. Yani ne yalan söyleyeyim, Tibet'in annesi Nilüfer Hanım'ı hatırlıyorum. Ama çocuğumuz olacak kadar uzun bir ilişkimiz olmadı. Bunun için uzun bir ilişkiye gerek yok ki. Eşimle olanları biliyorsun.
Seni anlıyorum. Seni hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim oğlum. Ama bilsem senden bunu gizlemezdim. Seni kaybetmeye dayanamam oğlum. Ne olur beni affet. Sen de ben sana küsemem ki. Neyse kalkayım artık ben. Çok vaktini aldım. Hiç sorun değil. Kahve için sağ ol. Afiyet olsun. Yine beklerim Toprak. Tabii gelirim. Gerçi şimdi sen bütün vaktini Kerem'le geçirmek istiyorsundur. Tabii. Sık sık görüşüyoruz. Sahi siz ne kadar oldu çıkmaya başlayalım? Yaklaşık bir ay oldu. Hatta yarın akşam da birinci ayımızı kutlayacağız. Ne kadar güzel. İnşallah hep böyle devam eder. Sağ ol Toprak. Ben kaçayım artık yoksa akşama kadar muhabbet edeceğiz. Çınar? Reyhan? Mali raporlara bakacaktık ya. Sen gelmeyince ben geldim. Onlar aklımdan tamamen çıkmış, kusura bakma. Sen iyi misin? Bu Tibet olayını duydun mu? Tibet mi? Anlaşılan duymamışsın. Gel otur şöyle. Bize iki tane çay söyleyeyim, sana anlatacaklarım var. Aslı Tibet'i görünce çok seviniyor Gonca Hanım. Onunla bir şeyler yaparken bile heyecanlanıyor. Galiba bu çocukta gönlü var. Bu güzel bir haber. Öyle mi diyorsunuz? Da ben kalbi kırılacak diye korkuyorum. Aslı'nın özel durumu sebebiyle bu durum sizi çok endişelendiriyor. Ama inanın her anne çocuğunu hayal kırıklıklarından korumak ister. Doğanın kanunu bu. Peki ne yapmalıyız sizce? Nermin Hanım bakın. Aslı için yaşadığı travmadan sonra bu gibi duyguları hissetmek muazzam bir ilerleme. Bırakın aşkını yaşasın. Elbette istemeyiz. Ama kalbi kırılacaksa da kırılsın. Yeter ki normal bir hayat yaşasın. Bu Tibet'e duyduğu hisler Aslı'nın tedavisi için altın değerinde. Peki bu Aslı'nın yaşadığı olayları Tibet'e anlatmalı mıyız? Belki daha dikkatli olur Aslı'ya karşı. Yok hayır. Bu Aslı'nın hayatı. O Tibet'e güvenirse ve isterse anlatmalı. Siz sadece gözlemleyin. Peki. Tamam, çok teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. Siz ve Ahmet Bey için kabullenmesi zor bir durum biliyorum. Ama Aslı'ya iyi geleceğine inanıyorum. Ben Ahmet'e daha pek söyleyemedim. Kızar diye korkuyorum da. Neyse canım, artık bakacağız. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler. Sağ olun, iyi günler. Demek bir oğlu daha var ha? Abim böyle bir şey yaptığına inanamıyorum. Ben de inanamıyorum ama olmuş işte. Başkası hata yapsa yüzüne vurmak da üstüne yoktur. Ama kendi yaptığımı hemen affetilmeyi bekler. Bak, sana biraz fazla yükleniyor, farkındayım. Ama geçen gün Zümrüt Hanım da sana gelmiş. Demek ki değiştirmek istediği bir şeyler var. Sen Tibet'le ne yaptın? Görüşecek misin onunla? Bilmiyorum. Bu konu beni huzursuz ediyor.
Bence onunla tanışmalı, zaman geçirmelisin. Sonuçta pek de iyi şeyler geçmemiş aranızda. Evet, biraz gerildik. Ve çocuğun da bunda hiçbir kabahati yok. Haklısın. Haklısın Reyhan. Toprak da aynı şeyi söyledi. Ben en iyisi Tibet'i bulayım. Tamam, sen git meseleni hallet. Ben raporlara bakarım. Seninle dertleşmek iyi geldi bana. Her zaman iyi geliyor zaten. Bak, eğer bir sıkıntın olursa, benden istediğin bir şey olursa bana söyleyebilirsin, tamam mı? Hadi ben çıkıyorum. Tamam. Haberdar ederim seni gelişmelerden. Olur. Demek Çınar'ın içkisine ilaç koydun, öyle mi? İnanamıyorum. Senden korkulur Azra. Ama maalesef işe yaramadı. Yani ben Çınar daha çok etkilenir diye düşünmüştüm. Ama aniden toprak gelince nihayet kıyamet kopacak diye umutlandım. Ama çok soğukkanlıydı. Kocasını aldı, gitti. O senin yanında kocasına öyle davranmıştır. Kim bilir eve gittiklerinde Çınar'la nasıl kavga ettiler. Her şekilde iyi olmuş. Çok iyi bir hamle yapmışsın. Tebrik ederim seni. Ama asıl enteresan olanı duymadınız Zümrüt Hanım. Aa, neymiş o? Toprak bugün bana geldi. Neden? Dün gece kaba davrandığı için özür dilemeye. Ay, inanamıyorum ya. Ay, ne kadar garip bir kız bu. Resmen burnunun ucunu göremiyor. Ben de inanamadım. Peki yani sadece bunu konuşmaya mı gelmiş? Başka bir şey konuşmadınız mı? Aynen. Yani biraz konuştuk. Sonra işim var dedi, gitti. Enteresan. Beni anlamadığını biliyorum Vivian. Asla da anlamayacaksın. Bunu bana yapma James. Ellerimi bırakma. Yalnızlık bizim kaderimiz Vivian. Kaderimiz koca bir yalnızlık. Uzun bir yol. Biz bu yolu tek başımıza yürümeye mecburuz. Elveda Vivian. Hayır. Çok teşekkürler. Bu oyunu benim için çok değerli birine ithaf etmek istiyorum. Babama. Daha iyisiniz ama, değil mi? Evet, iyiyim. Uzaktan bir tanıdık bile olsa cenazelere gitmekten hoşlanmıyorum. Anlıyorum. Başınız sağ olsun. Ben ofise gidiyorum. Bu hasta numarasını bugün de sürdür. İşe gelme. Tabii, ben bugün içinde izin aldım zaten. Bu arada Kerem'le ilişkini kestin değil mi Azra? Evet Zümrüt Hanım. Sevindim. Sözümü dinleyeceğini biliyordum. Görüşürüz. Kostümü provayı erteleyebilirdik aslında ama iyi yaptık. Süperdin. Sağ olasın.
Kerem, bir ziyaretçim var. Toprak. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel oyundu. Tebrik ederim. Teşekkürler. Beğenmeni sevindim. Keşke gelmeden önce haber verseydin de önden yer ayarlasaydım sana. Yo, benim yerim çok iyiydi ama yine de sağ ol. Yalnız mı geldin? Çınar abi de burada mı? Yalnız geldim. Kerem, aslında ben senden bir şey rica edeceğim. Tabii. Gel otur şöyle. Biliyorsun ben bir kreş açtım. Oradaki çocuklarla bir piyes düzenleyelim diyorum. Bu konuda bana yardım eder misin? Tabii, çok sevinirim. Yani biliyorum sen de çok yoğunsun ama fazla vaktini almayız. Dert değil ya, hallederiz. Ben de sabah Azra'yı gördüm. Evden çalışıyordu, o yüzden gelemedi herhalde. Evet. Senin de çok mutlu gözüküyor. Bugünlerin tadını çıkarın. Çıkarıyoruz zaten. Kerem, siz Azra ile daha önceden tanışıyor muydunuz? Yani bir defa görüşmüştük ama sosyal sorumluluk projesinde daha da yakınlaştık tabii. Ne güzel. Daha yenisiniz yani. Yani bir iki hafta oldu aslında. Ben senin vaktini almayayım. Piyesin detaylarını sonra konuşuruz. Tamam, akşam evdeyim zaten. Hoşça kal. Görüşürüz. Alo Sıtkı, ne yaptınız? Ağlıyor hep. Bak ateşi de var şimdi, ben ne yapacağımı bilemiyorum. Dur Sıtkı, ben geliyorum. Sen bir bez ıslat. Eğer ateşi çok çıkarsa soğuk kompres yaparsın, olur mu? Tamam. Of ya. Şimdi de bu mürvetin dilinden kurtulamayacağım. Konuşacak bir şeyim yok. Bak, seninle abi kardeş olarak konuşmak istiyorum. İnan bana, niyetim kötü değil. Ne işin var senin burada? Tibet'le konuşmaya geldim. Onun seninle konuşacak bir şey yok. Allah Allah. Tibet de aynı şeyi söyledi. Yoksa sen mi öğretiyorsun ona bunları? Tibet'le ben aynı şeyi söylüyoruz. Çünkü aklın yolu bir. Ya neyse ne. Kardeşimle konuşmaya geldim işte. Sana ne? Çocuğa etmediğiniz hakareti bırakmadınız. Şimdi bağrınıza mı basacaksınız? Sen kesin çirkin teklifler de yaparsın şimdi. Çek defterinde yanında mı? Ne diyorsun sen? Yeter! Tamam, konuşalım. Ama Ahmet abiyi rahat bırak. Oğlum mecbur değilsin. Mecburum. O benim abim. Sahile inelim. Tamam.
Tibet'e bir şey yapmaz değil mi? Yok be güzelim, konuşacaklar. Hatta yarın akşam da birinci ayımızı kutlayacağız. Yani bir iki hafta oldu aslında. Çınar Bey'den. Ah, sağ ol. Kırmızılar sana aşık olduğum için, beyazlar saf ve temiz yüreğin için. Seni çok seviyorum. Toprakcığım. Ah, İkbal anneciğim hoş geldiniz. Ben de seni bekliyordum kızım. Biraz vakitsiz geldim ama. Olur mu hiç öyle şey? Buyurun içeri geçelim. Sağ ol. Kolay gelsin kızım. Buyurun. Şeyler. Ne içersiniz anneciğim? Ne söyleyeyim size? Ay hiçbir şey söyleme yavrum. Ben fazla oturmayacağım zaten. Seninle dertleşmeye geldim. Tabii tabii buyurun. Toprakcığım bu Tibet meselesi yüzünden Çınar bana küstü. Biliyorsun olayı ben ortaya çıkardım. Hadiseyi öğrenir öğrenmez hafiyelik etmeye kalktım. Yüzüme gözüme bulaştırdım. Yani öyle üzgünüm ki keşke hiç karışmasaydım. İkbal anneciğim. Çınar şu an sadece çok şaşkın. Tabii ummadığı bir şey. İlk başta kızması çok normal. Ama merak etmeyin, o küs kalamaz size. İnşallah yavrum, inşallah. Hem ben de konuşurum, elimden geleni yaparım. Merak etmeyin siz, ne olur. Sağ ol evlatçığım. Ay senin de başını ağrıttı. Olur mu hiç öyle şey? Aşk olsun. Ama öyle içimi rahatlattın ki Toprak. Hani birazcık huzur buldum. Dile benden ne dilersen be kızım. Aslında benim için yapabileceğiniz bir şey var. Söyle hemen nedir? Hani siz demin dediniz ya hafiyelik yaptım diye. Bu konuda güvenebileceğim, bu işi bilen biri var mı acaba? Niçin lazım? Ne anlatayım bilmiyorum ki. Hasta şefiyim. Uzun yıllar yurt dışında kaldım. Hayatta aile diye annemi bildim sadece. Ne alırdınız? Ben bir salep alayım. Ben de. Tarçın koymayın. Bak. Başlangıçta sana biraz kaba davrandık. Kusura bakma, farkındayım. Ama olaylar öyle gelişti. Fakat ben seni gerçekten tanımak istiyorum. Niyetim kimsenin huzurunu bozmak değildi. Bir aile istiyorum sadece. Başka bir şeyde gözüm yok. O yüzden tavrınız beni çok yaraladı. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Ahmet abiyle de derdiniz ne bilmiyorum ama o da iyi bir insan benim gördüğüm kadarıyla. Benim yüzümden gerilmenizi hiç istemem. Onunla mevzumuz başka. Sen buna kafanı takma, boş ver. Hem zaten Yalı'ya geldiğin zaman sana daha iyi bir iş buluruz. Yalı'ya gelmek mi? Evet. Bunu ben düşündüm Tibet. Bak. Ailenin seni benimsemesi için biraz zaman lazım. Onlarla vakit geçirmen gerekiyor. Bunun da tek yolu birlikte yaşamamız. Çınar abi, yanlış anlama ama ben yaşadıklarımdan sonra, hele de babamın tavrından sonra oraya gelebileceğimi sanmıyorum. Bak, haklısın. Huzursuzsun, seni anlıyorum. Hem de çok iyi anlıyorum. Ama sen bu fikri bir düşün. Ben de babamla konuşayım. Tamam, düşüneceğim. Ayrıca sana da çok teşekkür ederim. Yalnız işimi bırakmam. Ben Yalı'ya gelsem bile
Kandilli'ye gidip gelirim. Benim işim burada. Ahmet abilerin yanında. Amacım seni kızdırmak değil. Ama olaya bir de benim açımdan bak. Para avcısı olmakla suçlandım. Halbuki ben kimseden 5 kuruş istemiyorum ki. İşime devam edip kendi ayaklarımın üzerinde duracağım. Anlaştık. Zümrüt Hanım. Ne vardı Necip Bey? Çalışıyorum da. Aramızdaki bu soğukluk beni yerle yeksan ediyor. Ne olur yapmayın. Konuşmak istemiyorum. Zümrüt Hanım, ben de gerçekten çok üzgünüm. Kerem'i ben de merak ediyorum. Bir haber var mı? Hayır, yok. Konuşmuyor benimle. Muhtemelen nefret ediyor benden. Kerem acısını çok derin yaşıyor. İnce ruhlu bir çocuk. Ama inanın zamanla geçecektir. Sizi affetmemesi de mümkün değil. Umarım Necip Bey. Ölüm kızlarımı elimden aldı. İnşallah hayat Kerem elimden almaz. Bunları aklınıza getirmeyin. Hepsi geçecek, merak etmeyin. İzninizle şimdi çalışmak istiyorum. Tabii efendim. Karar verilmiştir. Plan da tamam. Siz şimdi buradan doğru eve gidiyorsunuz. Reyhan'a bir şey çaktırmak yok, tamam mı? İzli sözü. Görüşürüz Okan abi. Görüşürüz. Ateşimiz düştü. Burnu da akmıyor artık. Ay ay, olmazsa yarın doktora götürürüz biz bunu, babası. Vallahi kusura bakma Şermu. Sen de işinden gücünden kaldın. Ama ben ne yapayım, anlamıyorum işte çocuk bakmaktan. Olur mu öyle şey canım? Baksana şunun tatlılığına. Ben halimden memnunum vallahi Sıtkı. Baksana şuna, ne kadar tatlı. Vallahi işim gücüm yok, param yok. Bela peşimi bırakmıyor ama ben huzuru buldum Şerman. Allah herkese senin gibi birini versin Şerman. Şermu, benim bir Okan'a uğramam lazım. Son maaşımı alacakmışım muhasebeden. Hemen gidip geleyim mi? Tamam ama bana söz ver Sıtkı. Sakın dalaşma. Tamam mı? Ne söylerse söylesin, hep alttan al. Tamam tamam, merak etme sen. Tamam. Kimmiş o? Baba mı var orada? Baba. 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 Yolun açık olsun Sıtkı. İnşallah en yakın zamanda bir iş bulursun. Sağ ol. Vallahi bundan iyisini bulacağımı sanmam. Bunu da zar zor bulduydum. Bulursun bulursun, merak etme. Zaten bulacağın en kötü iş bile bu manyakla uğraşmaktan iyidir. Allah seni de kurtarsın. Oo, kimler teşrif etmiş? Hayırdır, çok mu özledin bizi? Meraklanma, gidiyorum zaten. Aysel, sen bana bir kahve koysana.
kuyruğunu kıstırıp böyle gidersin işte. Hiç boşuna uğraşma. Seninle dalaşmayacağım. Sen o gün Reyhan'a dua et. Yoksa ben sana yapacaklarımı biliyordum. Reyhan Hanım istese ben de sana yapacağımı biliyordum da. Bak. Günün sonunda Reyhan'ın dediği değil, benim dediğim olur. Bunu o kafana sok. Kahvenizi nereye götüreyim Okan Bey? Odama. Aysel. Bir ara çöpleri de atarsın. Olur mu? Ben de biraz kızımı yiyeyim burada. Al bu kitabın da güzel kızım. Merak etme, anne de birazdan gelecek. Al bakayım. Orada mı afiyet? Ay Çınar. Hayatım neredesin ya? Nerede kaldın? Lalicim, nasılsın güzel kuşum? Nerede kaldın hayatım? Bizden sonraki hasta girdi içeri. İkbal anne uğradı da. Lafa dalmışız. Allah Allah. Annem mi? Niye gelmiş ki? Hiç, öylesine ziyarete gelmiş. Kusura bakma, gerçekten vaktin nasıl geçtiğini anlamamışım. Kızmadın değil mi? Yok hayatım, niye kızayım? Sadece merak ettim. Kim arıyor? Annem. Annem. Efendim İkbal anne. Dedektifi ayarladım. Akşama geliyor. Öyle mi? Tamam. Müsait değilse galiba. Ha? Neyse, sonra konuşuruz kızım. Tamam, hoşçakalın. Ne diyor? Hiç. Mühim bir şey değil. Allah maşallah. Sizin kadar iyi anlaşan gelin kayınvalide yoktur herhalde. İyi günler. Sizi alabilirim. Gel Lale'cim. Hadi gel, gidiyoruz. Minik kuş. Hadi. Güzel kuş. Ben su geçirmeyen botlardan istiyorum. Hem dağda da giyerim. Oğlum, o zaman spor mağazasına bakalım. Bak burada var. Yok anne ya. Ben onları sevmiyorum, beğenmiyorum. Oğlum, 3 saattir geziyoruz. Yeter artık. Almayacaksan eve gidelim. Alacağım. Şu mağazaya da girelim. Bak bu son. Bak. Ondan sonra eve gideceğiz ama, tamam mı? Tamam. Aa, Reyhan abla, siz de mi buradaydınız? Sinemaya gidiyoruz. Sürpriz. Ben de Ceyda'ya ayakkabı almaya geldik sanıyordum. Bak. Numarayı yedik şimdi, iyi mi? Patlamış mısır da alırız. Yaşasın. Bu işte senin parmağın var değil mi? Ne alakası var? Ben de şimdi öğrendim. Sürpriz yapmışlar işte. Eminim öyledir. Merhaba Azra. Merhaba Toprak. Seninle sosyal sorumluluk projesiyle ilgili bir şey konuşmam lazım.
müsaitsen bir yalıya uğrar mısın? Ya Toprak, biraz işim vardı şimdi ama yarın sabah konuşsak olur mu? Zaten çok vaktini almayacağım. Yani mühim olması ısrar etmem biliyorsun. Tamam, uğrarım o zaman Toprak. Görüşürüz. Ah, ben de sana bakıyordum güzel kızım. Toprak, Çınar'la aramızdaki meseleyi hallettik. Gerçekten mi? Ay çok sevindim ama ben söylemiştim size. Söylemiştin ya güzel kızım. Sen ne yaptın? Ben Azra'yı yemeğe çağırdım. Kerem'le aralarındaki ilişkiden pek emin değilim İkbalen'le. Tamam, bakalım yan yana gelince ne yapacaklar. Hadi ben aşağı salona iniyorum. Yavrum benim. Neden Tibet'e gittin ki oğlum? Ne gerek vardı? Niye gitmeyecekmişim ki? İyi de oldu üstelik. Uzun uzun konuştuk. Bak baba, bu Tibet iyi bir çocuk. Onu biraz daha tanımaya çalışsan, üstelik oğlun o senin. 20 yaşındaki çocuğa ben nasıl oğlum diyeyim? Vallahi öyle ya da böyle bir şekilde bu sorunu çözeceğiz. O yüzden ben de Tibet'i yalıya davet ettim. Ne? Ne dedin sen? Başka türlü aile olamayız baba. Yani birbirimizi kabul edemeyiz. Bak Cınar, çocuk benim çocuğum Amenna. Ama bu saatten sonra benden ona baba, ondan da bana oğul olmaz. Bu meseleyi kapatalım. Yani bu tavrına inanamıyorum baba. Tamam bak, seni de anlıyorum. Neden rahatsızlık duyduğunu da iyi biliyorum. Ama öyle parada pulda gözü olan bir çocuk değil o. Ahmet'in dükkanında çalışıyor. Oğlum, şüphe çekmemek için öyle yapacak tabii ki. Sonra da değişecek. İnan bana. Çok ayıp ediyorsun baba. Ya en azından benim hatırım için bir daha düşün bu konuyu. Tamam oğlum, düşüneceğim. Tamam, sağ ol. Ben çocuklara bir bakayım. Valla Tibet, Çınar'ın sana yakınlık göstermesi pek hayra alamet değil bence. Karar senin tabii ama bence çok güvenme. Neyse, sizin de başınızı şişirdim. Olur mu oğlum? Keşke sana yardım edebilsek. Sağ olun. Ben ineyim en iyisi artık. Çay için de sağ olun Ermin abla. Afiyet olsun canım. İyi geceler. İyi geceler Tibet. Hadi iyi geceler. Çok iyi çocuk ya. İnşallah üzmezler onu. Ben de yatayım artık. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. İyi geceler canım. Aslı Tibet'i ne kadar sevdi değil mi? Ya, bence de çok iyi arkadaş oldular. Yani diyorum, epeyce ısındı Aslı bu çocuğa. Değil mi? Ne demek şimdi bu? Onlar arkadaş abla, fesatlık etme. Hem öyle bir şey hissetsem, ben kendi ellerimle yollarım Tibet'i anında. Sen bir şeyden mi şüphelendin? Aman canım, neden şüpheleneceğim? Ne güzel arkadaşlar diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ne celalleniyorsun hemen? Celallenirim tabii yani. Neyse abla. Bir meyve mi yesek? Ha, var içeride. Elma var. Getir yiyelim. Firavun fareleri yine nöbette. Yuvalarını korumak için savanı gözlüyorlar. Bak bak, farelere bak orada. Zümrüt alım arıyor Sıtkı. Şermin. Kuru temizlemeden neden kıyafetlerimi almadın? Şey, affedersiniz Zümrüt Hanım.
Hem sen neredesin? Bu saatte niye evde değilsin? Zümrüt Hanım, çok acil bir şey oldu da ben o yüzden efendim... Ne demek acil bir işim çıktı? Bir daha ben söylemeden gidilmeyecek Şermin. Bu hafta sana izin yok. Anlaşıldı mı? Of ya. Ne diyor gene hocalı? Bu hafta bana izin yokmuş Sıtkı. Allah Allah. Of, yarın da erken çıkamayacağım. Sen ne yapacaksın? İdare edebilecek misiniz bensiz? Biz bakarız başımızın çaresine, sen merak etme. Hem biz yarın işte bakarız değil mi aslanım? Ha? Beraber. Tamam. Ben Azra Doğan'ın geçmişini araştıracağım. Merak etmeyin, çok da uzun sürmez. Öğrenelim de güzel gelinimin içi rahat etsin. Tabii. Bayanlar. Ah, misafirimiz varmış. Merhaba, hoş geldiniz. Çınar Ilgaz ben. Merhaba. Perdecimiz İhsan Bey. Kreşin perdelerini değiştirelim dedik de. İyi de gündüzler torbaya mı girdi? Akşam akşam beyefendiyi getirmişsiniz buraya. Yok, ben daha yeni müsait oldum da. Ha. Ne yaptınız? Seçtiniz mi perdeleri? Seçtik. Seçtik. Neyse, bana müsaade. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Değil mi Reyhan abla? Evet hayatım. Reyhan da büfüme gidebilir miyiz baba? Bakarız. Hadi eve gidelim. Ben çok yorgunum. Anne ya. Mızıkçılık yapma. Daha sıcak çikolata içmeye gideceğiz. Ne olur Reyhan abla. Peki. Yaşasın. Aa, Azra hoş geldin. Merhaba Toprak. Azra hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol geldiğin için, kusura bakma, senin de çok işin var ama. Önemli değil. Hanımım, ben de size seslenecektim. Sofra hazır. Herkes salona geçti. Hoş geldiniz Azra Hanım. Merhaba. Kızım, sen de bizle sofraya gel. Kaynanan seviyormuş seni. Ben rahatsız etmesem. Olur mu hiç öyle şey? Sen yabancı sayılmazsın. Hadi gel. Sonra da konuşuruz zaten. Peki. Sen şöyle geç Azra. Azra hoş geldin. Hoş bulduk. Mürvet abla, Azra için de bir servis açar mısın? Tabii Toprak Hanım. Ne güzel bir sürpriz. Biz aslında Azra ile iş konuşacaktık ama tabii yemeğe rast gelmesi güzel oldu. İş mi? Hı hı. Sosyal sorumluluk projesi için yapılan resimler var ya, onlar depoya kalkacakmış. Ben de duyunca çok üzüldüm. Diyorum ki onları kendi içinde ayıralım. Bir kısmını kreşte kullanırız, asarız duvarlara. Bir kısmını da satarız. Geliri de fona gider. Yani eğer isterseniz. Ne harika fikir. Çok iyi düşünmüşsünüz. Aynı zamanda kreşteki küçük çocuklar için Kerem'le birlikte bir piyes düzenleyeceğiz. Ne bileyim, piyesin sonunda da satarız. Kerem'le Azra koordineli çalışır. Tabii eğer isterlerse. Tabii, neden olmasın? Tabii. Ne dersin aşkım? Vallahi ne diyeyim aşkım? Süper. Ben ancak afiyet olsun derim.
Ben yatıyorum, iyi geceler. İyi geceler. Reyhan. İyi geceler. Okan abi, bir sorun mu var? Yok. Bana yalan söylemene gerek yok. Annemi sana kızarken gördüm. Sürprize mi kızmış yoksa? Yok canım. O da bayıldı da biraz başı ağrıyor. Heyleri üzerinde. Sen merak etme. Hadi gel biz seninle bir tur futbol oynayalım. Gel. O zamanlar askerlik 2 sene. Ben de Erzurum'da topçu alayındayım. Bize birer tüfek verdiler. Benim boyum kadar böyle. Damat, sen de topçuydun değil mi askerde? Yok baba, ben havacıydım. Ha, sen tabii havalı delikanlısın. Remzi, herkesin kafası sepet oldu. Yeter artık ha. Aman bu, hanımlar da asker muhabbetinden hiç hoşlanmazlar. Neyse ben baş başa kaldığımızda size anlatırım gene. Elbette Remzi Bey. Kerem, yavrum hani senin böyle bir flörtün vardı. Yeşil gözlü, akça pakça bir kız. Ali Bey'in kızı, Ali Bey'in. Görünmüyor epeydir. Ne oldu ona? Yok İkbal teyzeciğim, biz Duygu'yla artık görüşmüyoruz. Ha, yok Ziyan canım, yeni biri çıkar inşallah. Ah gençlik değil mi Şeref Hanımcığım? Ha. Anne. Kerem'in zaten hayatında biri var. Aa ne güzel. Biz tanıyor muyuz evladım? Aslında... Söylesene Kerem, çekinme. Ne var bunda? Ne oluyor Kerem? Biz... Azra ile beraberiz. Değil mi Azra? Evet. Sen iyi misin Sıtkı? Vallahi bir tuhafım Şerno. Yani içeride oğlum yatıyor. Sana da garip gelmiyor mu? Bence çok tatlı bir oğlan. Sana da çok benziyor. Ama sanki senin başka bir problemin var. Anlatsana bana. Ya ayrılırken Okan'ın dediklerini düşünüyorum. Bence artık bu konuyu kapatman lazım senin Sıtkı. Bırak şu uğursuz adamı. Ya yok onu değil aslında bu. Reyhan'a ben çok acıyorum ya. Kadın belki ailesine söyleyecekti. Şimdi benim yüzümden susuyor. Neden senin yüzünden olsun canım? O gece belliydi zaten. Kadının kafası çok karışık Sıtkı. Yazık kadına. Benim ona yardım etmem lazım. Sıtkı sen yapacağını yaptın. Bu onların aile meselesi. Gerisi seni beni ilgilendirmez lütfen. Karışma artık. Vallahi Keremciğim kusura bakma artık. Ancak buraya kadar gizleyebildiniz. Baba, geçen gün Azra, Toprak, ben yemeğe gittiğimizde yanımızdaki gizli kahraman bu yakışıklıydı. Kerem, yarın ne alıyorsun Azra'ya? Anlamadım, ne alacaktın? Ben sizin yarın 1. ayınız diye biliyorum.
program yapmıştık ya Kerem. Evet. Hayatım sıkıştırmasana çocuğu. Yani malum biz erkekler bu tarih konusunda biraz sıkıntı çekiyoruz. Öyle vallahi. Benim alyansım içinde yazmasa nikah tarihini hatırlamayacağım ha. Ama marifet sanki. Nereye gideceksiniz yarın? Şeyde kutlayacağız. Neydi oranın adı? Restoran. Şu Kuru Çeşme'de yeni açılan İtalyan lokantası. Evet biliyorum orayı. Çok güzel bir yer seçmişsiniz. Ben izninizle lavaboya gidiyorum. Ben de bir ilacımı almam gerekiyor izninizle. Evladım başın sağ olsun. Daha iyisin değil mi? Evet Necip Bey sağ olun. Tatlılarımızı yedikten sonra kahveleri salonda içeriz değil mi efendim? Elbette. Dinliyorum Zümrüt Hanım. Neler çeviriyorsun? Söyler misin? Biz bu konuyu halletmedik mi? Kerem konusunda anlaşmamış mıydık seninle? Derhal cevap ver. Zümrüt Hanım mecbur kaldım. Neye mecbur kaldın? Ne saçmalıyorsun sen? Toprak bugün aniden bana gelince ne söyleyeceğimi bilemedim. O yüzden mecburen bu yalanı sürdürdüm. Allah kahretsin. Ben hala benim bir sevgilim olduğuna inanılırsa işimizin daha da kolaylaşacağını düşünüyorum. Azra sen düşünmeyeceksin. Ben ne söylersem onu yapacaksın. Ve derhal Kerem'le alakalı keseceksin. Bak bir kez daha tekrarlamayacağım bunu. Anlıyor musun? Zümrüt Hanım Kerem çok... Kerem deme bana. Bir daha oğlumun adını ağzına alma. Ama oğlunuz babasını kaybettiğinde benim kapımı çaldı. Yarın sabah bana bir banka hesabı açmanı istiyorum. Tibet Aksoy adına olacak. Bu hesaba 1 milyon lira transfer edin. Nasıl isterseniz Necip Bey. Şirket hisselerinden %2'sini de yine Tibet Aksoy adına düzenleyin. Tamam efendim. Bir de feragatname hazırlamanı istiyorum. Bu hesabı ve hisseleri devrettiğimde Tibet Aksoy'un üzerindeki babalık hakkından azil olduğuma dair. Anlaşıldı mı? Anlıyorum. Zümrüt Hanım, Kerem çok yalnız. Hayatının bu zor döneminde dayanacak kimsesi yokken onu yalnız bırakamam. Pekala. Kerem'e görüşmeyeceğimizi söyledim. İsterseniz gidip kendisine sorabilirsiniz. Ama dün öyle yıkılmış halde gelince git diyemedim. Arkadaş olarak ilişkini sürdürebilirsin, tamam. Ama bu sevgili numarasını neden hala sürdürüyorsun onu anlamıyorum. Çünkü Kerem için bu bir oyun değil. Bunu siz de biliyorsunuz. Onu şimdi istemediğimi söylersem çok yaralanacak. Kerem kendini toparlar toparlamaz bu oyundan vazgeçeceksin ama. Anladın mı? Yoksa elimden kurtulamazsın. Kerem'e karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Bizim aramızda bir şey olmayacak, merak etmeyin. Pekala.
Anlaştık o zaman. Sana her konuda güvenmek istediğimi söylememe gerek yok, değil mi? Evet de Zümrüt Hanım. Ben de tam sana bakıyordum. Uyumadan bir çocukları kontrol edeyim dedim. Aslan gelinim benim. Bana bak, masada esen soğuk rüzgarları fark ettin değil mi? Kız kesin bir numara çeviriyor. O gariban Kerem oğlan da böyle kabuk sallıyor kukla gibi her dediğini. Evet, bana da bir tuhaf geldiler. Ya Zümrüt'ün suratı nasıl asıldı? Azra'nın oğluna kanca takmasını hazmedemedi tabii. Evet, çok bozuldu. Haberi yoktu belli ki. Oh, canıma değsin. Tabii. Vaktiyle yediği hurmalar bugün... bir yerlerini tırmalar tabii. Bana bak, kızı sevmiyor bana sorarsan. Hani bir ara Azra lavaboya kalktı, hemen ardı sıra koştu. Kimilerine hesaplar sormuştur. Bakalım bu İhsan Bey neler bulacak. Gerçi böyle gizli kapaklı işler yapmak hiç içime sinmiyor da. Aa, hiç vicdanına yük etme kızım. Şimdi şüphelerini söylesen kuruntu der geçerler. Delilli ispatlı çık ki kocanın karşısına, o da gereğini yapsın. Hadi Kadife gelinim benim. İyi geceler. İyi geceler. Anne. Oğlum, sen niye uyumadın? Niye burada yatıyorsun? Uykum kaçtı. Ben de biraz kitap okuyayım dedim. Okan abim de ışıktan rahatsız oluyor. Onun için buraya geldim. Anne, iyi misin? İyiyim oğlum. Hem sen varken niye kötü olayım? İyi ki doğurmuşum seni. Seni çok seviyorum. İki haftada bir hesap çıkartacaksın. Gelirleri bu tarafa, giderleri bu tarafa yazacaksın. Tamam mı? Tamam. Aferin, hadi bakalım, ders bitmiştir. Ay dur, şu vergi hesaplamalarına da bir bakalım. Ama bütün gün vakit ayırmazsan böyle olur. İşler geceye kalır. Halbuki ben sana yardım edecektim. Ne yapayım Çınar, işlerim vardı işte. Tamam tamam, kızma, bozulma. Hadi gel bitirelim şunu. Bak, bak geçen sene ödenen vergiler burada. Öyle mi? Çınar. 2012 aylık gelir ortalaması. Öyle mi? Bu aralığı. Posta güvercinleri 17. yüzyılda yoğun olarak kullanılırdı. Kuşun ayağına bağlanan pusulalar becerikli kuşlar sayesinde yerine ulaşırdı. Güvercinler postacılıkta %85 gibi yüksek oranda bir başarıya sahip. Ne yapıyorsun? Gel güvercinim, gel. Mektup yazıyorum. Mektup mu? Dubailerle toplantınız kaçta? Toplantı 3'te. Birazdan Çınar Bey'le bütün dosyaların üzerinden geçeceğiz. Baş başa tabii.
Harika. Demek ki sizi rahatsız etmemelerini sağlayacağız. Her fırsatta ona yaklaşmayı unutma. Ne olursa olsun geri çekilmiyoruz, tamam mı? Merak etmeyin. Gerçek adını kullanıyor. Kayıtlarda da Azra Doğan olarak geçiyor. Fakir bir aileye doğmuş. Güçlükler içinde büyümüş. Sırf bu yüzden eğitimine devam edememiş. Nasıl yani? Üniversite mezunu değil mi? Hayır, değil Toprak Hanım. Bu konuda da yalan söylemiş çünkü kendisi lise mezunu. Vay düzenbaz, vay. Peki nasıl bu kadar işinde başarılı olabiliyor? Belli ki zeki biri. Tabii iş dünyasının kurallarını anlatan iyi bir eğitmeni olmuş. Zaten hikayenin ilginç yanı da bu. Buyurun, sizi dinliyoruz. Dediğim gibi maddi imkansızlıklar yüzünden üniversite eğitimi daha başlamadan bitmiş. Hemen ardından da Yunan bir armatörle tanışmış. Adam üç çocuklu bir aile babası. Uzun yıllar bu adamla birlikte yaşamış. Nasıl yani? Adam karısını boşayıp bunu mu almış? Hayır İkbal Hanım. Gayri resmi bir şekilde devam etmiş ilişkileri. Ha, metres hayatı yaşamış yani adamla. Hayasız. Emin misiniz? Eminim Toprak Hanım, eminim. Azra Hanım'ın gözü hep yükseklerdeymiş. Yani yetiştiği çevrenin tam aksine hep gözü daha zengin ve daha tanınmış erkeklerdeymiş ve onlarla arkadaş olmuş. Yani elimizdeki bilgilere bakacak olursak Azra Hanım için tam bir servet avcısı diyebilirim. Ay gözlüğümü bulamıyorum. Gören var mı? Hayrola? Bir mesele mi var? Ha, gel Azra. Hazır mı hepsi? Evet. Hepsinin üzerinden bir de beraber geçelim isterseniz. İyi tamam, ben kahveleri söyleyeyim. İsterseniz daha önce gittiğimiz kafeye gidelim. Çikolatalı sufleleri çok güzeldi. Hem kimse de araya girip bölmez bizi. İstersen sufleleri buraya isteyelim ha. Çiğdem'e de haber veririm. İçeriye de kimse almaz, rahat rahat yeriz, olur mu? Süper olur. Ben sizi geçireyim İhsan Bey. Tabii. Pardon Şeref Hanımcığım. Kızım senin aklın başında mı? Ne demek şimdi milletin arkasına adam takmak falan? Ya ne yapsaydım anne? Baksana Azra'nın bir sürü yalanını yakaladım. Ya ben esas sana şaşıyorum. Ya hangi ara böyle oldun sen? Sen böyle alengirli işlerin adamı değil, içi dışı bir bir evlattın. Vallahi kendi doğurduğum çocuğumu tanıyamaz oldum ya. Anne ben sadece akıllandım. Yeşimde yaptığım hataları bir daha yapmayacağım. Aptal gibi ona körü körüne güvendim. Çınar da inandı. Başımıza gelenleri anladığımda da iş işten geçmişti. Bir daha kimsenin Çınar'la beni kandırmasını, aramıza girmesine izin vermeyeceğim. Tamam evladım. Ben bunlara itiraz etmiyorum. Ailenin dirliği için sesini çıkar, yeri göğü birbirine kat. Ama içinin saflığını, kalbinin temizliğini kaybetme. Yoksa herkesten çok kendin yazık edersin bu sevginizi. Bak, inan bu işi çözer çözmez Çınar'a her şeyi anlatacağım. Ama önce her şeyden emin olmam lazım. Peki... Ne geçiyor aklında? Azra ile yüzleşeceğim. Bakalım bunlara ne diyecek? İyi. Çocuklar, yeni cupcake yapmadınız mı? Fırından yeni çıktılar. Soğusunlar, süslemelerini yapıp vitrine dizeceğiz. Birini yaptın. Bakın bu hazırlanmış. Limonlu. Bakalım beğenecek misiniz?
Nefis olmuş, nefis. Afiyet olsun. Buyurun. Tibet Aksoy'la görüşecektim. Buyurun benim. Ben avukat Altan Aybar. Sizinle bir konuyu görüşmek için gelmiştim. Buyurun, şöyle geçelim. Melahat abla, beğendiysen ben bunlardan sana ayırayım hazır olunca. Alo dersin, olmadı evine getiririm. Ben Necip Ilgaz'ın avukatıyım. Kendisi size bu evrakı gönderdi. Nedir bu? Şirketten size devredilen %2'lik hisse, bankada adınıza açılan hesabın bilgileri, bir de feragatname. Feragat mı? Neden vazgeçiyor ki? Bankada adınıza açılan hesap ve şirket hisselerine karşılık Necip Bey'in kalan mirasından gönüllü olarak vazgeçiyor olacaksınız. Yani Necip Bey bunu verince manevi olarak da babam olma yükümlülüğünden kurtulacak, öyle mi? Boşuna gelmişsiniz Altan Bey. Bunların hiçbirini imzalamıyorum. Bakın, zorluk çıkarmanın kimseye bir faydası olmaz. Ben biraz çıkıyorum. Tibet Bey, lütfen açıklamama izin verin. Çiğdem, ben Altan. Acilen Necip Bey'le görüşmem lazım. Toplantıdalar Altan Bey. Araya gir o zaman. Bölmem mümkün değil. Özellikle uyardılar. Anlıyorum. Çıktığı zaman mutlaka aradığımı söyle, tamam mı? Necip Bey, ben Sıtkı. Benim lafıma itimat etmezseniz anlarım ama diyeceklerim çok mühim. Kardeşiniz Reyhan Hanım size oyun oynuyor. Kocasıyla mutluymuş gibi davranıyor ama esasen durumlar öyle değil. İşin iç yüzüne bizzat ben şahit oldum. O Okan denen de var. Kusura kalmayın, adam kardeşinizi bayağı bildiğiniz dövüyor. Yazık, kadıncağız ağzını açıp kimseye derdini diyemediği için kötüye yiyip yiyip sineye çekiyor. Meselenin aslı astarı bu işte. Bundan sonrası size kalmış bir şey. Sıtkı Engin. İnşallah kabak bizim başımıza patlamaz. Değişmek için çabalıyorum. Ama sen böyle görmezden geldikçe... Çabalama Okan. Hiçbir şey yapma. Hele aramızı düzeltmek için. Sakın çocukları kullanma. Onların olan bitenden haberi yok mu sanıyorsun? Aramızdaki gerginliğe çok üzülüyorlar. Ben de üzülüyorum ama bir şey olduğu yok. Ne olur izin ver. İzin ver, yakınında olayım. Hayvanlıkla açtığım yaraları sarayım. Hatalarımı telafi edeyim. Çiçek alarak mı telafi edeceksin? Sinemaya götürerek, tatile götürerek. Sen benim gururumu incittin. Kalbimi kırdın. Hangi yara bandıyla saracaksın kırıklarımı?
döverek ruhum da açtığın yaraları nasıl iyileştireceksin? Ne bileyim işte. Oyalı onları, tamam mı? Gel Tibet. Hoş geldin. Bunu mu konuşacaktın babamla? Nasıl ikna ederiz de elini ayağını çekeriz diye mi geldin yanıma? Ha, bu muydu amacın? Yok, yalıda oturacakmışız, aile olacakmışız. Böyle mi ha? Bu mu aile olmak? Neden bahsettiğini anlamadım. Ne tesadüf. Ben de anlamamıştım. Ama Ahmet abi haklıymış. İyi niyetli değilmişsiniz. Ne bunlar? Babamızın benden kurtulma planları. Hani beni tanımak için zamana ihtiyacı olan babamız. Bankada hesap açtırmış, şirketten de pay vermiş. Bunu imzaladığım an beni hayatından fırlatıp atacak. Gel benimle. Nereye? Gel benimle. Cidem kızıma söyleyeceğim. İhale için gerekli raporların bir an nüshasını hazırlayıp size göndersin. Hay hay efendim. İyi çalışmalar. Baba. Oğlum gel. Burada yazanlar da ne demek oluyor? Çınar. Tibet bunları imzalayınca babası olduğun gerçeği değişecek mi? Oğlum ben... Bak. Ben ne kadar oğlunsam Tibet de o kadar oğlun. Eğer kabul etmeyeceksen bana da oğlum deme. Eskisi gibi amca yeğen olalım. Kararını ver. Demek Çınar ofiste çalışalım dedi ha? Tam yol almışken araya böyle mesafe koyması hiç iyi olmadı. Bence Toprak'la aralarında sorun çıkmasın diye böyle yapıyor. Biraz zaman geçsin, olaylar soğusun. Yine eskisi gibi şirket dışında da görüşeceğimizden eminim. Hiç olmadı, ben bir yolunu bulur, mecbur bırakırım. Ama asla pes etmem. Böyle kararlı olman çok hoşuma gitti. Benim bütün amacım, hayalim bu işte. Çınar'la Toprak ayrılıncaya kadar durmayacağız. Tabii ki Zümrüt Hanım. Hiç kuşkunuz olmasın.